Herkese merhaba, ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle tam bir kış yemeği hazırlayacağız. Kuru domates yemeği yapacağız. Böyle yazdan kurutulmuş domateslerden yemek hazırlayacağız. Böyle bir kase dolusu kurutulmuş domatesini akşamdan ıslatıyorsunuz. Aynı kuru fasulye, nohut gibi. Daha sonra sabah da suyunu sıkıyoruz ve alıyoruz. Miktarı bu. Böyle bir kase dolusu. Bir tane soğanım var. Böyle yarım ay şeklinde doğradım. Şöyle göstereyim. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz bu arada ama bu şekilde daha güzel oluyor. Bir tane orta boy patatesim, bir tatlı kaşığı da domates salçam var. İsterseniz biber salçası kullanabilirsiniz. Baharat olarak da sadece tuz ve karabiber kullanacağız. Domatesler tuzda kurutulduğu için tuz miktarını lütfen kontrollü şekilde ekleyin. Hatta ilk başta eklemeyebilirsiniz bile. Tadına baktıktan sonra ayarlayabilirsiniz. Çok az da sıvı yağ kullanacağım. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı. İçerisine pul biber eklerseniz çok daha lezzetli olur. Eğer evinizde küçük çocuk yoksa ya da acıyla herhangi bir probleminiz yoksa. Şimdi pişirmeye başlıyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer denerseniz ya da böyle bir tarif biliyorsanız videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Tenceremin içerisine sıvı yağ aldım. Şöyle soğanlarımı ilave ediyorum. İlk önce soğanlarımı kavuracağım. Böyle hafif rengi değişene kadar kavuruyoruz. Soğanları kavurdum. Böyle renkleri değişti bakın biraz. İçerisine şimdi patatesimi ekliyorum. Birazcık da patateslerle kavuracağım. Çok böyle uzun uzun kavurmanıza gerek yok. Böyle 2-3 dakika kavursanız yeterli. Patateslerle de kavurdum. İçerisine salçamı ekliyorum. Başta söylemeyi unuttum. 2 iri diş sarımsağı böyle bıçakla ezdim, doğradım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Böyle hafif salçalarımın çiğ kokusu gitmesi için kavuracağım. Son olarak içerisine şöyle domates kurularımı da ekliyorum. 1-2 dakikada bu şekilde kavuracağım. Bu aşamada içerisine karabiberini ve tuzunu atıyorum. Miktarlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu lütfen kontrollü şekilde ekleyin. Ben şöyle çok az atacağım. Daha sonra tadına bakacağım. Eğer bana yeterli gelirse eklemeyeceğim. Şimdi yemeğimin içerisine şöyle 1 su bardağı su ekliyorum. Kapağını kapatacağım ve kaynamaya bırakacağım. Pişmesini patateslerini kontrol ederek anlayabilirsiniz. Eğer patatesleri pişmişse ocaktan alabilirsiniz. Pişmemişse birazcık daha su ilavesi yapabilirsiniz. Yemeğim pişti. Ocağın altını söndürdüm. Şöyle göstereceğim. Patatesinden aldım özellikle görmeniz için. Bakın çok rahat bölünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.